önemli bir şey dedik. Özellikle bu ilişkilerden konuşuyorken şunu da sormak istiyorum. Evet. Bir de böyle sakız gibi uzayan ilişkiler vardır. Konfor alanınızı bir türlü terk edemezsiniz ama o ilişkide de bir türlü mutlu değilsinizdir. Bunu çok fazla yaşayan insan var. Bu evliliklerde de öyle. Evlilik öncesi ilişkilerde de böyle. Yine bu süreç, yani bu zamanlar, astrolojideki bu zamanlar, o bitiremediğimiz, işte mutsuz olup ama gene de kalmak zorunda hissettiğimiz ilişkilerin de bitme şimdi veya iyileşme, şifalanma özellikle dönemi mi? Astrolojide tutulmalar bu konuda bizleri çok etkiliyor ilişkiler konusunda. Çünkü bazen biz bir ilişkinin bitmesini hiçbir şekilde istemeyiz. Hı hı. Aslında neden istemeyiz? O ilişkinin yanlış olduğunun bilincinde olursunuz ama kabul edemezsiniz, küsersiniz. Seanslarda özellikle görüyorum ki diyorum işte bu ilişkinin hiçbir şekilde ilerisini görmüyorum. Güzel anıları yaşayın diyorum. Hı hı. Ya da güzel anıları kabul edin ama bunun ilerisi olmayabilir. Çok uzun bir şey beklemeyin dediğinizde kişi takılıp kalıyorsa arayacak mı? Hı hı. Hiç mi aramayacak? Hiç mi pişman değil? Herkesin bir karakteri var mesela. Bu gibi ilişkiler insanlara hüsran getirir. Hı hı. Ama tutulmalar bizim hayatımızda bitmesi gereken noktaların ya ilişkide iyileşmesini ya da o ilişkinin sonlanıp yepyeni bir benlik kazanmamızı da sağlayabilir. Ama şunu anlıyoruz, öyle ya da böyle o ilişki hiçbir zaman eski ilişki gibi olmayacak. Olmaz. Ya şifalanacak ya kökten bitecek. Şimdi şöyle bir şey, ilişkinin şifalanması demek iki tarafın isteği de gerekiyor burada. Hı hı. İki tarafın idaresi de gerekiyor. Çünkü karşı taraf iletişime kapalıysa, karşı taraf sizi duymak istemiyorsa, siz kendinizi zorla bir insana duyuramazsınız. Yani ne yaparsanız yapın, karşı taraf sizi yok sayar. Ama bir takım dıştan bazı müdahaleler yapılmıştır ilişkiye. Bir takım blokajlar konulmuştur. Yani kadersel değildir deriz biz ona aslında. O zaman o ilişkinin kurtulma şansı, iyileşme durumu vardır. O zaman tekrardan bazı yaraları kapamak mümkündür. Ama şunu unutmayalım ki hayat sürprizlerle dolu. Biz bu hayata gelirken, bir insanı severken aslında biz ondaki Allah'ı sevdiğimizi unutmamamız gerekiyor. Doğru. Yani ben sizi seviyorum ama benim sizi sevmemi, benim bu aşkı karşı tarafa vermemi Yüce Rabbim istiyor. Yüce Rabbim böyle bir şeye izin vermeden böyle bir şey mümkün mü? Hiç, değil. Yaprak yani o yüzden işte tekamül dediğimiz nokta bizim burada başlıyor. Astroloji kişinin kendisini bulması için var. Kişinin kendini tanıması için var. Astrolojiyi hiçbir astrolojinin bir bilim olduğunu, hı hı, ve kişilerin kader planını gözler önüne serip kişinin kare açılarla, karşıt açılarla, üçgen açılarla ya da stelyum dediğimiz gezegen yığılmalarıyla neler yaşayacağının planını veriyor. Mesela ben genelde çok fazla kolektif burç yorumları yapmayı çok sevmiyorum. Yani ne demek istiyorsunuz? Neden kolektif burç yorumu? Şimdi yani şöyle bizler toplu olarak bir şey yapmak olarak, istemiyorsunuz, özel yapmak çünkü neden? Şimdi dünyada yüzlerce ikizler burcu var. Hı hı. Şimdi orada o hafta söylenenlerin hepsi bana uyacak diye bir kural yok. Sadece o bir tadımlık. Hı hı. O günkü güneş burcuna göre bizim Solar Fire dediğimiz bir astroloji programımız var. Hı hı. NASA'ya bağlı ve o astroloji programının belli evreleri, belli bölümleri var. Bu programları çıkartarak hesap yapıp veriyorsunuz. Hı hı. Ama önemli olan sizin kendi gün, ay ve yıl, doğum saati ve doğum şehriniz üzerinizden sizin kendi özel DNA alanınıza, yani aura alanı dediğimiz enerji alanımıza özel yorum yaptırabilmek önemlidir. Ha, sonuçta imkanımız olmayabilir. Bununla ilgili çok profesyonel olmasa da internet siteleri var. Hı hı. Bunları çıkartan ücretsiz. Hı hı. Buradan bakabilirsiniz. Buradan belli şeyler edebilirsiniz. Onlar %100 doğru olmasa da hemen hemen ortalama bilgiler veriyor. Bunun bir bilim olduğu, bunun farklı konularla karıştırılmaması gerekiyor. Hı hı. Çünkü şimdi şunu görüyorum. Yaklaşık 15 yıldır astrolojiyle ilgilenen birisi olarak, hı hı, yaşam planında ve bir spiritüel danışman olarak ve yani şuna baktığımda
Orada zaten haritayı okumayı bilen bir insan kişinin nasıl nelere maruz kalacağını görebiliyor. Hı. Yani o yüzden ben çok güneş burçlarını yani kolektif olarak yorumlamayı sevmiyorum. Bu benim kendi tercihim. Ama mesela bununla ilgili çok değerli astrologlarımız var. İsim verebilir miyim? Astrolog olarak. Tabii ki astrolog adı verebilirsin. Astrolog olarak sevgili Nuray Sayarı var. Zaten evet. Beyaz TV'nin yıllardır vazgeçilmez astrologlarından birisi. Evet. Bunun yanında aynı şekilde Dinçer Güner var, hı-hı, Zeynep Turan var, Hande Kazanova var. Bunlar hepsi çok başarılı astrologlar zaten. Adı gelmeyenler, aklıma gelmeyenler beni lütfen bağışlasın. Şenay Devi Hanım var. Hı-hı. Bunun yanında Şifa Avcım var. Kendisi İngiltere'de yaşayan bir astrolog. Ve adını duymadığımız nice işinde sürekli var, emekler veren, hı-hı, çok yetenekli astrolog arkadaşlarımız var. Yani çünkü benim hiçbir meslektaşımla hiçbir zaman sorunum olamaz. O yüzden adlarını, hı-hı, keyifle anırım. Anarım çünkü bizler öncelikle kendimize faydalı olacağız ki danışanlarımız düşmanlık, bir kin, bir kıskançlık olamaz. Evet, kesinlikle evet, öyle. Birazdan sevgili izleyenler özellikle bolluk, bereketle ilgili bir niyet, hı-hı, çalışması yapacağız. Biraz önce Ferdi Bey de söyledi. Bolluk, bereket şu anda belki de en çok ihtiyacımız olan şey. Çünkü bu pandemi tüm dünyanın ekonomisini istemeden bozdu. İstemeden. Evet, kimsenin elinde, herkesin planları bozuldu. Herkesin o ekonomi açısından yaptığı, evet, bütün planlar sarsıldı. Peki biz bu blokajlarımız için en azından ufacık da bir dokunuş olsa da bunlar için neler yapabiliriz? Onları konuşacağız ama birazdan, ama biz ilişkileri konuşmaya devam ediyoruz. Peki karma ile astrolojiyi nasıl bağdaştırabiliriz? Şimdi şöyle, karmik astroloji dediğimiz bir plan vardır. Öncelikle ben ilk doğum haritamla karşılaştığım zaman, astrolojiyi bilmediğim zaman baba figürü önüme gelmişti. Ben biraz bu konuda bir örnek vermek istiyorum. Hı hı. İstiyorum. Şimdi Allah rahmet eylesin, babamı 8 Şubat'ta kaybettim 54 yaşında. Ve ben son 3-4 yıldır sürekli bazı konularda başa dönerken kendi hayatımda, evet ya ben çok iyi noktadayım, maddi olarak çok iyi imkanlara sahibim, çok iyi kişilerle çalışıyorum, çok iyi iş adamlarıyla, çok iyi iş kadınlarıyla çalışıyorum, her şeye kavuştum, Allah bana her şeyi verdi, ama bir konuda bir eksiklik, bir açlık vardı. O da çok böyle babamla iletişim kuramamak, çünkü aşırı derecede kendi halinde, kendi dünyası içinde yaşayan, eşine şiddet uygulayan, annem yıllarca şiddet gördü babamdan ve bu beni çok üzerdi ve babamız biz eve gelmeden kimi yatmak durumunda kalırdık, çünkü dayak yememek için alkol kullanan bir insanın kendini kaybettiği zaman bazen istemeden davranışlar sergileyebiliyor, ama dünyanın da en iyi, en tatlı adamıydı dışarıda. Herkese yardımcı olmaya çalışırdı. Kimsenin hakkını yemezdi. Kimsenin vebaline girmezdi. Ama ailesinin vebaline girerdi bu konuda. Ve doğal olarak ki ben çok küçük yaştan itibaren ailenin yanında ayrılmak durumunda kaldım. Peki siz bunu kendi haritanızda gözlemlediniz, evet, yani evet, bu karmanızı buldunuz. O yaşlarda, daha ergen olduğum yaşlarda ben hiçbir zaman alkol kullanmayacağım, aha, dedim. Zaman zaman kullandığım dönemler olmuştur. O da neden bazı davetlerde oluyorsunuz. İşte bazı iş anlaşmaları, evet, evet, bazı şeyler, hı-hı, olabiliyor. İstemeden olabiliyor bazı şeyler. Her zaman Allah'a sığındım. Her zaman Allah'a dua ettim ve, hı-hı, hep o rüyalar, o aldığınız mesajlar, o koruyucu gücün ne olduğunu tanıyorsunuz hayatınızda. Ve sonra bir şeyler düzeldiği zaman ve babam iflas ettiği zaman yıllarca babama bakmam gerekti vefat edene kadar. Bundan da gurur duydum. Hiçbir zaman gocunmadım. Onlar benim ailem. Bugün yaşasın, bugün yine en iyi şekilde bakarım. Nasıl anneme bakıyorsam, nasıl kardeşlerime bakıyorsam, ailem için çalışıyorsam aynı şeyleri yine yaparım. Ve ben İstanbul'a ilk geldiğimde, tabii cebimde param yok, hiçbir şey yok. İstanbul bir kurtlar sofrası. Gencecik bir çocuksunuz. Daha yeni
reşit olma hakkını kazanmışsınız hayatınızda. Kibar, kendini geliştirmiş ve sürekli kendini okumaya vermiş bir insansınız. Ah, kitap okuduğum günler, şimdi çok özlüyorum. Yoğunluktan okumaya fırsat bulamıyorum. Yani sizin bu bütün karmanız sizin sonraki ilişkilerinize yansıdı. Yansıdı işte. Orayı bağlayacağım şimdi. Orayla bağlamak istiyorum. Ve ben bir yerde kalmam lazım. Sultanahmet'te bir katında 90 tane erkeğin yaşadığı koğuşlarda böyle bir pansiyon gibi, ama pansiyon niyetiyle veriliyor. O dönemin parasıyla işte dışarıda çalışacaksın ki aylık oranın ödemesini çıkartacaksın. Allah'ım, tinerciler, sokak serserileri, açık bir tuvalet. Çok da utangaç bir insanım. Düşünsenize bir şöyle bir bu kadar geniş bir stüdyo. Evet, yani çok konforsuz bir alan var aslında. Konforsuz bir hayattan çıkıp da buraya gelip benim kitap dağıtmaya başlamamla beraber bir sekreterin bana burçlarla ilgilendiğimi öğrenip bir astroloji kitabı yazmamı istemesiyle beraber şanslar açıldı. Açılmaz kapılar, açılmayan kapılar sonuna kadar açıldı. Ve güzel ilişkiler yaşadım ama bir baktım ki ilişkilerimde farklı şekillerde şiddet görüyorum. Psikolojik şiddetler görüyorum. Tabii ki bu da şiddetin çok farklı şiddetlisi. Bir sürü. Bir de tabii ki geldiğiniz nokta kıyas ediliyor. Hani çünkü sonuçta belli konumda olan birileriyle beraber oluyorsunuz. Sonra kendime dedim ki ben bundan sonra benimle ekonomisi aynı olmayan, benden çok altta olan birisiyle beraber olacağım. Ve hatanın en büyüğünü orada yapmış oldum. Kendimi çok kötü dipte buldum o dönem. Ve tekrar çıktım. O sırada bir evlilik durumum yaşandı. Bir evlilik yaptım. Ona da sevgiler gönderiyorum. İyi ki de o zaman evlenmişim diyorum. Evet, İlkiler vardır gerçekten insanların öyle. Hayatında. İlişkilerimizden hep dersler alıyoruz aslında. Allah hep birilerini birilerine vesile olarak kullanır. Evet. Yani sizi bana vesile olarak gönderir. Beni size vesile olarak gönderir. Yani Allah'ın eliyiz aslında yeryüzünde. Evet.